Bunu sana vereyim. Ne? Aa, çok tatlı olmuş. Baya güzel olmuş. Benimki farklı. O zaman bunun sen bu... Arkadaşlar selamlar. Şimdi eve geldim. Sabah kalktım, biraz kitabımı okudum. Şu anda John Fowles'un French Lieutenant Woman kitabını okuyorum. Yani Fransız teğmeninin kadını oluyor herhalde. Sonra İpek geldi. İpek benim spordan tanıdığım, çok sevdiğim bir insan. Ve o da YouTube kanalı açtı. İşte İngilizce öğretiyor. Zaten normalde İngilizce öğretmeni. YouTube kanalından da IELTS'ten tutun, İngilizce öğrenmeye dair bir sürü şeyler paylaşıyor. Onda bir tane video çektik birlikte İngilizce konuştuğumuz. Benim İngilizcemi nasıl geliştirdiğimle ilgili. Çok faydalı oldu mu bilmiyorum ama bence izleyen eğlenceli oldu yani. Bir de goy goy yaptığımız başka bir video çektik. Onu da ben editleyip koyacağım. Sonra ben Atasun'dan gözlüklerimi aldım. Çünkü gözlük siparişi vermişim. Bu arada İpek de bana L'Occitane'dan birkaç şey almış. Daha bakmadım. Gerçekten çok heyecanlıyım bakmak için. Birazdan bakacağım. Size göstereceğim. İki tane gözlük sipariş etmiştim. Onlar gelmiş. Onları aldım. Şimdi aç gözlümsün. Neden iki tane gözlük söyledin derseniz. Çünkü ikinci gözlüğün çerçevesine %25, camlarına da %50 indirim vardı. Ben de, ya sizde de böyle mi? Böyle bir şey kampanya varsa, özellikle ikinci ürüne ya da 3 al 2 öde gibi bir şey varsa, tek bir tane şey almak enayilik gibi hissettiriyor beni. Ve dedim ki gözlük zaten hani gözlerim çok uzun bir süre daha bozuk kalacak. Çünkü çizdirmeyi hiç planlamıyorum. Ben göze dair olan şeylerde aşırı pimpirikli bir insanım. Yani göze dokunamıyorum çok rahat rahat. Hani gözümü çizdirme fikri bile beni kusturacak gibi oluyor. Benim lensim de bitti aslında. Geçen hafta göz doktoruna gitmiştik ve göz doktoruna çok geç gittik. Tabii gider gitmez ben reçetemi verdim ve lens parçası verdim. 4 al 3 öde var. Her pakette de 6 tane lens olduğu için 12 lensim oluyor. Çünkü 2 paket sağ göz, 2 paket sol göz için alıyorum. Ya anlayacağınız, bir tane lens siparişi veriyorum. Sonra o bütün yıl boyunca gidiyor benim için. Lenslerimden 2 paketi gelmiş. Diğer 2 paketi gelmemiş. Gelen paketler de sadece sağ göz için. Yani hiçbir işime yaramayacak. Şu an tipim pek hoş değil, kusura bakmayın. Çünkü saçımı taramakla uğraşamadım ve... yok aslında. Aa, gayet iyiymiş saçım. Neyse, şimdi size gözlüklerimi göstereyim. Hiç bu açıdan çekmemiştim. Siz odamın bu kısmını biliyor musunuz? Bak, şurada tuvalet masam, burada kütüphanem. Öyle odam aşırı büyük bir oda değil ama bana çok yetiyor da artıyor bile. Hani gayet güzel bir oda, seviyorum çok. İlk gözlüğüm. Bu birinci. Gözlüğe hasar vermemeye çalışıyorum. Birincisi böyle. Bilmiyorum güzel mi? Ama ben mağazadaydım, beğenmiştim. Şu anda beğenemedim çok. Niye böyle oldu? Saplarının bu kadar ince olması beni korkutuyor biraz. Abi Harry Potter gibi mi oldu? Aa! Neyse güzel. Ay takarım ya. İlla alışırım. Ben normalde bu gözlüğü ilk aldığımda da hiç beğenmemiştim. Şu anda yakıştırıyorum kendime. İkincisi de bu. Fiyatlarını söylemeyeceğim ama marka gözlükler olduğunu düşünürsek, çünkü biri Armani, biri Michael Kors. Ne diyordum? Babam aradı yine. İkisinin de marka olduğu düşünürse çok uygun fiyat aldığımı söyleyebilirim yani. Hani böyle rastgele markaları olur ya gözlükçülerde. Camlarıyla birlikte neredeyse aynı paraya geldi. Çünkü indirimle aldım dediğim. Bu gözlüğümü ben bayağı beğendim. Bu da Michael Kors. Bu benim daha önce hiç kullan... Çünkü ben arkadaşlar çok uzun zamandır gözlük takıyorum. Ama hiç bu model kullanmamıştım. Ben genel olarak ya yuvarlak cam kullanıyorum. Ya da bunun gibi böyle biraz daha dikdörtgen. Bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Hani böyle hafif cat eye gibi bir şeyi var, olayı var. Böyle biraz... Ay neyse, görüyorsunuz zaten. Niye anlatıyorum ki? Bakın. Babam diyor ki, kızım 3 tane gözlüğü ne yapacaksın? Çok haklı. Bir de bu var. Dedim ki, babacığım bak bu sempatik, tatlı, minnoş halimi temsil ediyor. Bu demin taktığım yuvarlak, çalışkan, akademik silah halimi temsil ediyor. Bu da tarz sahibi. Dilber versiyonumu temsil ediyor.
Neyse, gözlüklerim bu şekildeydi yani. Lensimi takmadan size göstereyim istedim. Çünkü lensim varken gözlük taktığımda bir anda kör olacağımı varsayaraktan şöyle duruyorum sadece. O yüzden gösteremezdim lensim varken. Bunu bayağı beğendim. Ele. Ay dur, ipeğin aldıklarına da bakalım bari. Oh, belim ağrıdı. Dediğim gibi İpek'le çok güzel video çektik. Ve arkadaşlar benim özel günleri ya da doğum günümü sevmememin sebebi şu yani. İnsanlar size çok güzel düşünerek hediyeler alsalar bile aslında bir nevi alma zorunlulukları olduğundan. Yani zorunluluk değil de zaten bir hediye alacaklarsa o gün alacaklarını biliyorsun. O yüzden o beklenti içine girdiğinde bence bu tarz özel günlerde hayal kırıklığına uğramak çok olası oluyor. Hani elindekinin değerini biraz daha az biliyorsun. Çünkü zaten sanki olması gerekiyormuş gibi hissediyorsun. Hani bugün zaten doğum günüm. Tabii ki bu kar kişi kutlayacak. Tabii ki değil de yani tamam hediye aldılar. Evet zaten doğum günlerinde hediye alınır. Ben de onları alacağım. Ama mesela bugün İpek bana videonun sonunda random bir şekilde geldi, dedi ki Eda bak sen bunları aldım dedi. Çünkü ben gideceğim inşallah Allah izin verirse üniversiteye. Ve ben çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Aklımın ucundan bile geçmedi bana bir şey aldı. Şimdi ilk önce bana şunu verdi. Buradan beni ne kadar iyi tanıdığını görebilirsiniz. Orada suya para vermek istemezsin diye su şişesi aldım dedi. Çünkü orada işte böyle yurt dışında bu arada bayağı olan bir şey. Ben de Avrupa'da gözlemlemiştim. Gittiğim okulda var mı bilmiyorum ama böyle şehrin arıtma sularını bir yerde topluyorlar ve sen su şişeni böyle bir makinenin içine yerleştirerekten bedavaya su içebiliyorsun. Çok güzel bir şey gerçekten. Musluk suyu gibi değil de gerçekten arıtılmış distilled water'ı böyle alıyorsun, koyuyorsun. Ay neyse. Bu çok hafif olduğu için, çünkü ben normalde su şişesi taşımaya aşırı karşıyım. Ağır olduğu için. Arkadaşlar sonra ne yaptı? Bana mikrofon verdi. Dünyanın en tatlı insan olabilir mi? Bana mikrofon verdi. İnanamıyorum. Ve o kadar tatlı bir mikrofon ki. Bunu kullanmam için bir tane bir şey almam gerekiyormuş. Çok da anlamadım ne almam gerektiğini. Ama o bana link atacak. Çünkü bu işte, eğer teknolojiden anlıyorsanız bana yazın lütfen. Şu iki çizgili olanları aptal telefon ve bilgisayarlar kulaklık olarak varsayıyormuş. Mikrofon olması için 3 çizgili bir adaptör alman gerekiyormuş. Bilmiyorum, çok anlamadım. Bu belki bana podcast'te başlamak için bir şey olur. Hani bir işarettir evrenden. Çünkü aslında ben konuşmayı çok seviyorum biliyorsunuz ama her zaman tipim el vermiyor konuşmalı video çekmeye. Çünkü bazen mesela gecenin birinde aklıma fikirler geliyor ve gecenin birinde de tabii çok güzelim ama anladınız mı? Kıyafetim falan çok hoş değil. Ya aşırı presentable değilim. O yüzden bir şey çekesim gelmiyor. Ya da saçım kirli. Ya saçım dağınık. Genel olarak saçtan dolayı sıkıntı çekiyorum video çekmeye. Ya da ışık kötü. Bu da olabilir. Ya da mesela dışarıdayken aklıma bir şey geliyor ama dışarıda herkesin içinde kameraya karşı konuşmak istemiyorum. Oysa ses kaydı çok rahat alabilirim. Anladınız mı? O yüzden podcast'e başlayabilirim ama podcast'e başlasam adını ne koyacağımı çok düşündüm. Bulamadım. O yüzden başlamayı planlamıyorum. Yani eğer bir fikriniz varsa Eda bu senin podcast'in için aşırı şey olur diye onu paylaşabilirsiniz bende. Çünkü hiç aklıma gelmedi. İnanamıyorum yani bunu bana verdiğine. Yani. Ya al diyeceğim. Ay çok güzel, ben bunları bilgisayarıma yapıştırayım. Çok güzeller. Böyle sticker almış. Kırtasiyeden kendisini çıkardığına o kadar eminim ki. Çünkü o öyle yapıyor. Bana ilk tanıştığımızda bile vermişti sticker. Öyle bir insan yani. Bak bunlar hep travel boy. Bunları aynen yanımda götür. Şöyle Charlotte Tilbury'den bir tane travel boy parfüm. Benim hiç böyle minik tester parfümlerim yok. Ama çantaya atmak için çok mantıklı bence. Koca şey. Chloe'nin Nomad kokusu. Ben bu kokuyu bayağı seviyorum bu arada. Ya. Abi dünyanın en tatlı şişesi. Benim teyzem Ayçin de. O da böyle şeyleri çok seviyor. Bana ta yıllar öncesinden bir sürü böyle aynı bunun gibi küçük şişe bir şey vermişti. Parfüm vermişti. Kendisi İngiltere'ye taşınmadan önce. Şu anda o günleri hatırladım. Bunları şu anda şey diye hayal ettim.
okulun spor salonunda duşa girerim. Yanımda bunları taşırım diye hayal ettim şu anda kafamda. Maskara. Arkadaşlar benim hiç maskaram yok. Hayatımda tek bir tane maskaram vardı. Onu da BİM'den almıştım. Sonra bir gün çanta kontrolü sırasında ben lisedeyken bütün makyaj malzemelerini topluyorlardı müdür yardımcıları. Bugün hayatımda tek sahip olduğum maskara. Şu anda pikmilik için söylemiyorum ama satın almamışım yani maskara. Çünkü basketbolcu olduğum için her gün antrenmanımız olduğu için maskara sürmüyordum açıkçası. Gözlerine çok dokunan bir insan. Hayatımda tek sahip olduğum maskara, tek highlighter'ım o gün gitmişti ve bir daha almadım. Bunu kullanırım orada artık. Çünkü artık basketbol oynamıyor. Ya bunları böyle minik minik bir şey değil mi? Ben tek bir şeyden ziyade böyle minik minik düşünülmüş hediyeleri çok seviyorum. Ve şu an aşırı mutluyum ve çok hoşuma gitti. Aaa lip balm. O kadar lip balm'a ihtiyaç duyan bir insanım ki gerçekten. Ya benim kadar dudağı kuru olan çok az insan vardır. Aaa renkli. Bakın. Aaa çok güzel kız. Oo. İpek beni o kadar mutlu ediyorsun ki şu anda. En son ne zaman böyle bir hediye açtığımı hatırlıyorum. Ay şu anda bu videoda da şey yani acıların çocuğu mentalitesine girdim de. Yok çok şükür anam babam. Ya genel olarak şöyle oluyor. Yani annem ve babam bana bir şey almıyorlar. Çünkü ben istediğim şeyleri kendi kafamdan hani almaya değer mi diye düşünüp alıyorum ama olay maddi değil anladınız mı? Olay içinde ne olduğunu kestiremediğiniz, bilmediğiniz, düşünülmüş, özenilmiş bir hediyeyi açmak. Bence olay budur zaten. O yüzden şey diye dedim. Tek bir tane büyük hediyeden ziyade böyle minik minik düşünülmüş, hepsi ayrıca detaylandırılmış hediyeleri çok seviyorum. Bunu yapıştırabilir miyim? He yapıştırdım. Biraz çirkin oldu ama. Dur şöyle yapayım. Oha yaptım lan. Üf, çok becerikli. Elim çok terledi şu an. Pardon. Arkadaşlar ne yapayım? Elim terledi. Çok 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 teşekkür ederim. İpek'e de şimdi mesaj atacağım. Yanımda açma dedi. Evde aç dedi. Her şeyin minik boy olmasını çok beğendim. Çünkü yanımda ağır şeyler taşımak istemiyorum. Hele buna. Buna var ya yani. Stickerlarımı da şimdi yapıştırayım. Evet. Şimdi yemek vakti. Saat kaç? Saatte 3 olmuş zaten. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bu evde dışarıdan ne kadar ses geliyor duyuyor musunuz? Şimdi yemeklerimi hazırladım. Allah ay düz yolda düşüyorum. Yiyeceğim son yemeklerden biri burada. Ay neyse dramatikleşmeyeceğim. Üf. Ama yine de hani bir daha ne zaman şöyle bir setup'ta yemek yerim bilmiyorum. Biliyorum aslında bu akşam yarın akşam ama anladınız. Selam arkadaşlar. Şimdi spordan geldim. Duş yaptım. Yemeğimi hazırladım. En başına oturmadan önce biraz konuşmak istedim. Çünkü içime bir anda konuşma isteği geldi. Bu da öbür gözlüğüm bu arada. Size gündüz gösterdiğim. Eda Potter. Biliyorum başka bir şehre taşınmak yeni bir şey değil. Ve bunu çoğu insan, benim yaşımdaki çoğu insan yapıyor. İşte üniversite için şehir değiştiriyorlar. Ülke değiştirenler oluyor. Benim arkadaşlarım arasından yurt dışında yaşayanlar var şu anda. Ama ben nedense benim için biraz daha farklı bir durummuş gibi hissediyorum. Çünkü benim düzene çok bağlı olan bir tarafım var. Ve özellikle mesela kışın terapiye başlamadan önce ben Ankara'da Oran'dan Bilkent'e giderken bile aslında onun cefasını çekiyordum. Yani onu zaman kaybı olarak görüyordum ve evimin oradan ayrılmak istemiyordum. Kime söylesem gideceğimi ki öyle herkese ilan etmiyorum ama hani soranlar oluyor, bir yerden duyanlar oluyor. Ve herkes şunu diyor, işte çok güzel şeyler seni bekliyor, çok güzel olacak, her şey harika olacak. Ve ben de farkındayım ne kadar güzel şartların beni beklediğini, yani en azından öyle düşünüyorum. Ama bir yandan da hiçbir zaman kafamda şöyle düşünmedim, yani her şey harika olacak. Oraya gideceğim ve bütün problemlerimi çözecek. Bu arada benim hiçbir problemim yok gerçekten.
hani problemim olarak düşündüğüm şeyleri de halletmeye çalışıyorum kendimce. Ama öyle kronik olarak gördüğüm bir problemim yok. Ama ben şeyin farkındayım. Oraya gidince hayat mükemmel olmayacak. Ya da bir anda her şey çok güzel olacak. Ben her gün çok mutlu olacağım. Çünkü arkadaşlar ben... Ay şu gözlük parlıyor ya, çok sinirimi bozuyor. Nasıl engelleyebilirim onu? Sanırım engelleyemem. Çünkü arkadaşlar ben zaten mutlu olan bir kişiyim. Yani benim kişiliğim bence pozitif duygulara çok yatkın bir kişilik. Bazı insanlar vardır biraz daha soğukkanlılardır, biraz daha durgunlardır. Ve bazı insanlar vardır hani şartlar ne olursa olsun biraz olumlu tarafından bakmayı başarırlar. Bu illa mükemmel bir özellik diye demiyorum ama benim bence kişiliğim buna yatkın olduğu için ben aslında nereye gidersem mutlu olabileceğimi düşünüyorum. Hani bunu şu yüzden anlatıyorum. Hiç hayatımda gerçekleşecek ya da gerçekleşmiş olan hiçbir şeyi benim kurtarıcım diye bakmamaya çalıştım hep. Çünkü benim bir şeyden kurtarılmaya ihtiyacım yok. Hani Ankara'da kalmaya devam etsem bambaşka bir hayatım olacaktı ama kötü bir hayat olmayacaktı. Yine kendi içinde zorluklara fakat aynı zamanda kendi içinde çok güzel anları olan bir hayat olacaktı. Nitekim şu anda da öyle. Hani şöyle düşünelim, Aralık ayından beri okula gitmiyorum. Çok tek düze belki bir hayat yaşıyorum. Belki değil öyle. Ama bu da beni çok mutlu ediyordu. Yani mesela şimdi babamla konuşuyorduk. Babam dedi ki, kızım senin şu günlük rutinini birine anlatsan. Ki sizlere anlattım aslında YouTube'dan. Şu günlük rutinini birine anlatsan. Hani bu nasıl hayat? Bitkisel hayat gibi derler. Ama bu beni gerçekten çok çok tatmin eden bir hayat tarzıydı. Bu benim kendimi kandırmam ya da koşullarımın içindeyken mutlu olmaya çalışmamdan dolayı bulduğum bir teselli olmadı. Eğer öyle olmuş olsaydı şu an size açık açık söylerdim. Evet çok bunaldım, gitmek istiyorum zaten diye. Ama öyle bir durum gerçekten yok. Hani bunaldığım anı... Aa bu arada bu gözlükte mavi ışık engeli yok. O yüzden parlıyor. Şu anda fark ettim. Çünkü mavi ışık için ekstra para alıyorlardı. Evet. O yüzden. Hani bir şeyden kaçıyormuşum gibi gitmiyorum oraya. Aa çok sinirim bozuldu. Belki sizin umurunuzda değil ama benim çok sinirim bozdu. Bir şeyden kaçmak için gitmiyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve eğer bir şeyden kaçıyor olsaydım orayı bir kurtarıcı, orayı bir ideal olarak kafamda belirlemem çok daha kolaylaşırdı. Fakat ben bunu yapmamaya çalıştım. Yapmamaya çalıştım da değil aslında. O kadar nasıl bir şey olacağım bilmiyorum ki. Yani hiçbir beklentiyle gitmiyorum oraya. Çünkü kafamda hiçbir şey canlanmıyor. Gerçekten size şaka yapmıyorum. Mesela annem ve babam soruyorlar bana heyecanlı mısın diye. Ya da işte tanıdığım bazı insanlar bana heyecanlı mısın diye sordular. Hani heyecanlıyım ama ne için heyecanlıyım onu bile bilmiyorum. Aslında çok heyecanlı değilim. Oraya gideceğim. Muhtemelen ilk gün, ilk birkaç gün şok etkisinde olacağım. Hani ne yapıyorum ben burada, burası neresi? Bir anlamaya çalışayım. Hani şey gibi anlam... veremediğiniz bir şeye karşı hiçbir duygu hissedemezsiniz ya. Hani ne öfke, ne mutluluk, ne başka bir duygu. Gerçekten şu anda sadece bir şeyi anlamlandırmaya çalışıyorum kafamda. Hatta çalışmıyorum bile çünkü gidince göreceğim zaten. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani kendimde değiştirmek istediğim çok fazla özellik var ve bunları Ankara'dayken, şu anki hayatım devam ederken değiştiremeyeceğimi çok iyi biliyorum. Yani çünkü olmuyor. Bu düzenin içerisindeyken ve hayatım üzerinde bu kadar kontrol sahibiyken, çünkü hayatım üzerinde çok fazla kontrol sahibiyim arkadaşlar. Ve bu aslında benim çocukluğumdan beri sahip olduğum bir, hani bu aslında bir lütuf gibi düşünülebilir. Bir nevi de öyle. Ama mesela şu an okuduğum kitapta French Lieutenant's Woman, yani Fransız teğmeninin kadını kitabında çok hoşuma giden bir sözle denk geldim. Ya o kitaptı ya da Budala kitabıydı ama daha yeni duydum bu sözü. O yüzden muhtemelen Fransız teğmeninin kadını. Too much freedom is another form of slavery diyor kitapta. Yani çok fazla özgürlük bir başka kölelik formudur. Ve o kadar hoşuma gitti ki çünkü arkadaşlar gerçekten seçenek bolluğu, hayatınız üzerinde olsun, şartlarınız üzerine çok fazla kontrolünüzün olması belki dışarıdan, özellikle de buna sahip olmayan insanlar tarafınca çok idealize edilebiliyor. Mesela ben basketbol oynarken ya da bir kente giderken şey diyordum, keşke çok fazla serbest zamanım olsa, keşke bütün günümü eskisi gibi tamamen kendim planlayabilsem. Ama gerçekten öyle onun içine konulunca ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Hani geçtiğimiz yaz tatilinde belki siz de kendinize bunu gözlemlemişsinizdir.
İnsanın elinde çok fazla vakit olunca o zamanı nasıl doldurabileceğini eğer iyi kestiremezse kendisi için çok yanlış kararlar verebiliyor ve ben kendi hakkımı yemeyeceğim. Yani bunu çok sık yaşamadım. Fakat bende şöyle bir etkisi oldu. Sahip olduğum kontrol beni o kadar tatmin etmeye başladı ki bu sefer o kontrolü kaybetmekten çok korkmaya başladım. Yani bu sefer o kontrolü her koşulda sağlamam gerektiğini düşünmeye başladım ve esnekliklerim biraz azaldı. Hani bu şey gibi düşünebilirsiniz. Vücudunuzu bile eğer düzenli olarak esnetmezseniz, stretching yapmazsanız biraz daha katılaşıyorsunuz ve eskiden mesela ayak parmak uçlarınıza dokunabiliyorken bir hafta, bir buçuk hafta sonrasında bir bakıyorsunuz dokunamıyorsunuz. O esnekliğinizi kaybetmişsiniz. Bu bir alıştırma aslında her gün yapmanız gereken ve ne kadar uzun süre siz böyle kas katı durmaya alışırsanız o zaman o formunuzu bozmanız ve eski esnekliğinize kavuşmanız da o kadar uzun sürüyor. Ve ben şimdi farkındayım ki şu anki düzenimin içerisinde gerçekten kendimde sevmediğim özellikler büyümeye devam edecek. Bu özellikler hani YouTube'a belki yansımıyor. Hatta belki kendi hayatımdaki insanlara bile çok yansımıyor. Annem ve babam dışında. Onlara bayağı yansımıyor. Ama hani bazen durup şey dediğim çok oluyor. Eda bunu neden yapıyorsun? Hani neden bunu yapıyorsun? Gerçekten. Çünkü bazı anlarda kendimle o kadar gurur duyuyorum. O kadar ne kadar seveceğim, ne kadar esnek bir insan olabildiğimi görüyorum. Çok da kafasına her şeyi takmaya ve bazı durumlarda da gerçekten her şey üzerinde kontrol sağlamaya çalışan, bütün düzeni oturtmaya çalışan ve o düzeni her koşulda barındırmaya çalışan bir insan dönüşüyorum. Ve aslında kafam biraz daha gidikken, biraz daha havadayken, bakın lay lay lom demiyorum, ikisi farklı şeyler, tembel de demiyorum ama biraz daha tamam başıma ne gelirse altına kalkabilirim mentalitesindeyken çok daha aslında verimli bir insanım. Çünkü bence kişiliğim ona yatkın. Hani bundan daha önce de bahsettim. Bazı insanların kişiliği düzene ve disipline yatkındır. Ama benim kişiliğimin buna yatkın olduğunu ben düşünmüyorum. Günlük olarak yaptığım çoğu şey disiplinli olarak görülebilecek olsa bile ben onları aslında bir disiplin sağlamak için yapmıyorum. Yani bir zorlama sayesinde yapmıyorum. Sadece gerçekten ya zevk aldığım için ya da vaktim çok olduğu için ve o vakti doldurmak istediğim için. Ama ne zaman ki mesela onları zorunluluk olarak görmeye başlıyorum. İşte kitap okumayı, spora gitmeyi ve şartlarım ona el vermiyor. Atıyorum arkadaşımla buluşacağım, öyle bir imkanım var ya da çok yorgunum, spor yapmaya halim yok ama diretiyorum kendime. Diyorum ki hayır yapacaksın, bu düzeni devam ettireceksin. O zaman işler karışıyor çünkü o zaman zevk almadan yapıyorum ve ben bir şeyden zevk almadan yaptığımda yapabileceğimi çok daha düşük kapasitesinde yapıyor oluyorum genelde. Ve dediğim gibi ya bu videoyu şu anda çekmemin temel sebebi biliyorum ki oraya gidince çok bunaldığım anlar olacak. Derslerden dolayı orada kendi kendime bir hayat düzeni oturtmaya çalışacağım. Çünkü şu anda şöyle düşünün. Bunu ben daha geçen sene Jordan Peterson'la ilk tanıştığım videosunda görmüştüm. Bir tane şeması var onun. Burası kaos, burası düzen. Bunlar iki tane kümeler. Bunların kesiştiği yer hayat diyor. Ve biz hiçbir zaman ne tam kaosun içindeyiz ne de tam düzenin içindeyiz. Biz sürekli bu ikisinin kesiştiği alandayız ve ikisi arasında gidip geliyoruz. Yani hiçbir zaman tamamen kaos ve ne yapacağını bilememezlik içinde değilsin. Her zaman bir çıkış yolu bulabiliyorsun ama hiçbir zaman tam kontrolde sağlayabileceğin bir alanda değilsin. Düzeni çok ileri götürürsen tirancılığa kayıyor. Kaosu çok ileri götürürsen zaten hali hazırda bir tehlike arz eden kaos hayati bir duruma bile sürüklenebiliyor. O yüzden en mutlu olduğumuz alan aslında bu ikisinin mükemmel uyumu içerisinde dengeyi sağlayabildiğimiz kısım. Ve şu anda şey diye düşünebiliriz. Yani ben gerçekten o tiranlığa kayan, gerek kendim üstünde olsun, gerek bana yakın insanlar üzerinde olsun, biraz fazla kontrolcü olan taraftayım. Yani o düzenin çok uç noktalarına gitmeye başladım ve bir anda kendimi kaosun tam ortasında bulacağım. Çünkü gerçekten ne yaşanacak hiçbir fikrim yok. Hani ne yapacağım? Ama ona da ihtiyaç var. Onu demeye çalışıyorum. Zaten bir terazide dengede durmadan önce bir sola bir sağa kayar ya sonrasında bir yerde eşitlenmeye başlar. Yani biraz öyle olacak gibi hissediyorum. Ve hayatımın bir sürü dönemi oldu. Yani mesela gerçekten birbirinden farklı çok fazla dönemi oldu. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım. Fakat ben şunu gözlemledim ki benim hep en
hayat dolu. Bakın illa mutlu demiyorum ama en tatmin hissettiğim dönemler her zaman biraz daha kaosun içinde bulunduğum dönemler oldu. Bazı insanlar dediğim gibi düzenin içindeyken kendilerini daha mutlu hissederler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani böyle insanlara da çok ihtiyaç var. Bunun da çok büyük artıları var. Ama burada anlatmaya çalıştığım şey insanın kendi karakterine uyan hayat düzeni eğer oturmamışsa gerçekten çok zorlanması ve çok büyük irade göstermesi. Bu kadar düzen benim aslında kişiliğime uygun değilken benim bunu sürdürmeye olan ısrarı aslında çok büyük irade gerektiriyor. Bir sürü içgüdümü bastırmam, bir sürü şey üzerine kendi irade gücümü göstererekten kendimi zorlamam gerekiyor ve bunun da farkındayım. Ama kaosta yaşadığım her şey benim biraz daha doğalıma geliyor. Hani şu anda belki biraz fazla soyut konuşuyor olabilirim. Hani size anlatabilirim. Mesela benim hayatım bir döneminde o 11. sınıfta çoğu arkadaşım YKS'ye hazırlandığı için takım arkadaşım basketbolu bırakmıştı ama ben devam ediyordum ve benim 11. sınıf basketbolum, bundan daha önce bahsettim belki biliyorsunuzdur, hayatımda oynadığım en yoğun basketbol yılıydı. Yani en böyle profesyonele yakın, hala profesyonel değildik çünkü hepimiz lisedeydik, para kazanmıyorduk. Yani profesyonelliğin öyle tanımını düşünecek olursak ama antrenman tempomuz, antrenmanlarımız, işte genel olarak bütün o yılın havası o kadar profesyoneldi ki beslenmemize çok özen gösteriliyordu koçlar tarafından. Formalarımıza çok özen gösteriliyordu. Yani hiçbir lay lay lom, hiçbir kaytarma alanı yoktu. Ve şöyle oluyordu. Sabahları isteyenler için 6'da şut idmanı oluyordu. Böyle şut makineleri vardı bizim okulda. Orada şut atılabiliyordu. Sonra haftanın 6 günü antrenmanımız vardı. O da şöyleydi arkadaşlar. Bunların 4 günü okul 3'te biterken 3.30'da başlıyordu. 3.30'dan 4.30'a kadar şut idmanı yapılıyordu. Sonra 5'te normal takım idmanı oluyordu. İşte 5'e 5 yaptığımız, set yaptığımız. Diğer günlerde de önce fitness yapıyorduk, ağırlık antrenmanı. Sonrasında top idmanı yapıyorduk. 8'de sporcu servisine biniyorduk. Eve gelmemiz 8.30'u buluyordu. Yani neyse, şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok yoğun bir tempomuz vardı. Sırf basketbolda bile. Ben 11. sınıftım. IB'yi okuyordum. IB'yi bilenleriniz vardır belki. Biraz daha farklı bir müfredat, normal müfredattan. Yapmanız gereken bir sürü proje oluyor. Bir sürü makale yazmanız gerekiyor. Biraz daha farklı bir düzen. İnternetten araştırabilirsiniz isterseniz. Ve dershaneye gidiyordum. Çünkü aynı zamanda da YKS'ye hazırlandığım için ya IB'nin sınavları da farklı oluyor. 12. sınıfın Nisan ayında sınavlara giriyorsunuz. Ama YKS'ye de hazırlandığım için ve IB okuduğumdan dolayı YKS'ye yönelik şeyleri çok da öğrenmediğim